Değerli izleyenlerimiz, bir Yeryüzü Notları programında daha beraberiz. Bu programımızda yaklaşık 100 yıldır Orta Doğu'da bir barışık, bir küs, iki devleti, iki düşünceyi ve iki politikayı konuşacağız. Birbiriyle rekabet eden ve bu arada her ikisinin de özellikle Batı ve özellikle ABD ile sıkı ilişkiler çerçevesinde petrol, dolar ve silah ticareti konusunda bir şekilde sıkı ilişkileri olan iki ülke, Suudi Arabistan ve İran. Suudi Arabistan ve İran rekabetini İnsamer İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Orta Doğu Araştırmacısı Riyad Domazeti ile konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Değerli izleyenlerimiz, konumuza dönmeden önce geçen bir hafta içerisinde dünyada meydana gelen olaylardan derlediğimiz yaklaşık 1,5 dakikalık bir VTR'miz var. Şimdi sizleri VTR ile baş başa bırakıyor ve haftanın notlarından sonra tekrar beraber olmayı umuyoruz. Gazze'de toprak günü gösterileri devam ediyor. Filistinlilerin topraklarına geri dönüş hakkının verilmesi ve Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması için başlatılan protestoların ikinci cumasında da İsrail şiddeti sürdü. Büyük dönüş yürüyüşü için toplanan silahsız Gazzelilere aşırı güç kullanan İsrail, onlarca Filistinliyi şehit etti. Hukuksuz uygulamalarını sürdüren İsrail, Batı Şeria'daki bir camide ezan okunmasını da engelledi. Mart ayının sonunda MIT'le Kosova istihbaratının etkin işbirliği çerçevesinde firari 6 üst düzey FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi. Bu olay Kosova siyasetinde ciddi tartışmalara yol açtı. Keşmir'in güneyindeki operasyonlarda aralarında sivillerin de bulunduğu 20 kişinin öldürülmesinden sonra bölgede başlayan protestolarda Keşmirliler kepenk kapatma eylemleri düzenledi. Hindistan yönetimi eyaletteki okulları tatil etti. Güney Afrika'da ırkçı azınlık apartheid rejimine karşı verilen mücadelenin önder isimlerinden Winnie Mandela 81 yaşında Johannesburg'da hayatını kaybetti. Afganistan'ın Kunduz şehrinde medrese öğrencilerinin hafızlık töreni sırasında Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 100'den fazla çocuk hayatını kaybetti, yüzlercesi de yaralandı. İngiltere 1971'den sonra Orta Doğu'daki ilk daimi askeri deniz üssünü Bahreyn'de açtı. Açılışa Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife ve York Dükü Prince Andrew katıldı. Evet, haftanın notlarından sonra tekrar beraberiz. Riyad Bey, son 100 yıldır aslında Orta Doğu'da iki ülke özellikle ABD'nin dikkatinden kaçmayan ve bir şekilde etki alanında olan ve sürekli etki alanında kalması için de çeşitli entrikaların çevrildiği bir konu bu İran ve Suudi Arabistan. İsterseniz 1918 Birinci Dünya Savaşı sonrasında Suudi Arabistan ve İran'ın bugünkü duruma ne şekilde nasıl geldi, ilişkiler nereden ne şekilde başladı, oradan girizgahımızı yaparak başlayalım. Önce hangisinden başlamak istersiniz? İran mı, Suudi Arabistan mı? Aslında iki ülkenin de tarihi biraz benziyor. İran aslında çok eski bir medeniyete sahip, çok eski bir kültüre, fikri, felsefi ve askeri bir medeniyete sahip olmasına rağmen aslında modern Orta Doğu kuruluşunun ile birlikte aslında her iki ülkenin de benzer niteliklere sahiptir. Aynı şekilde hem ekonomik bakımdan her iki ülkede aslında dış ihracat bakımından ve GDP'nin genel gelirlerin yüzdesi itibariyle petrolden oluştuğu için aslında hem ekonomik olarak hem modern tarihi itibariyle birbiriyle benzeşen iki ülke olarak söylemek, iddia etmek mümkündür. Aslında her iki ülkenin de
dini bakımdan İslam dünyasının iki ayrı kutbunu oluşturmaktadır. Birisi Selefi İslam düşüncesindeki Selefi yorumunun en uç noktasını Vehhabi kolunu temsil ederken devlet politikalarında, toplumsal anlamda, kültürel anlamda bas almak suretiyle, diğer yandan İran ise İslam düşüncesinin alternatif fıkhını oluşturan, akidevi düşüncesini oluşturan aslında Şiiliğini temsil eden, bir şekilde devlet ideolojisi haline gelen bir düşünceyi temsil ediyor. Bu bakımdan İslam tarihinde bu yönetim tarzı, bu düşünce, bu felsefi altyapı 21. yüzyılda, 20. yüzyılda olsun aslında devlet kurma yönetiminde, devlet kurma sürecinde yansıdığı görülüyor aslında. Ancak Şii hareketi bir siyasi hareket olarak tarihe başlıyor. Vehhabi hareketi ise biraz daha ıslah hareket olarak başlıyor. Evet. Daha sonra siyasileşiyorlar. Daha doğrusu Şii hareketi siyasi hareket olarak başlayıp daha sonra dini inanç argümanları olarak devam ediyor. Vehhabi hareketi daha çok ıslah hareket olarak başlıyor. Sonra siyaset hareketine dönüşüyor. Aslında doğru, sizin tespitleriniz doğru. Aslında şunu belirtmemiz gerekiyor. Her iki ideolojinin, şunu çok önemli bir nokta bu, İslam tarihinde dört ana okulun dışında hem akidevi olarak hem de hukuki olarak dört ana okulun dışında olmasından dolayı aslında iki zıt kutbunu oluşturmaktadır. Bir yanda Şiilik, diğer yanda Vehhabilik. Şiiliğin tarihi her ne kadar çok eski bir tarihe dayansa da aslında modern dönemdeki geçirdiği dönüşüm itibariyle Vehhabilikle bir yanda benzerlikler arz etmektedir. Bu benzerlikler bu bakımdan, yani modern dönem, modernizm ile birlikte okunmalıdır. Zira her iki ideoloji iki devlette aslında mündemiş olmuş durumunda ve bu hem İran hem Suudi Arabistan aslında aktif bir vatandaş yaratma arzusundalar. İran mesela Şiiliği esas almak suretiyle özellikle 1979 yılından itibaren Homeini'nin getirdiği yorumla birlikte aslında daha devlete entegre olan, devletle birlikte hareket eden bir ideoloji haline getirildi. Vehhabilik ise aslında Vehhabiliğin temel tarihi süreci, Selefilik olarak adlandırılan öğretisi aslında Muhammed bin Abdülvehhab 18. yüzyılda itibariyle aslında dini bir hareketten ziyade daha çok politik bir hareket olarak ortaya çıkıyor. Zira aslında Muhammed bin Abdülvehhab'ın yapmak istediği esas şey siyasetteki iradeyi bir şekilde ele geçirmek ve Muhammed Suud ailesiyle birlikte bunu bir şekilde başarıyorlar. Bu anlamda şu anda hem Şiilik hem de Vehhabilik aslında bir şekilde devletin ideolojisi ta kendisi ve bir akidevi veya bir hukuki hareketten ziyade aslında daha çok bir politik hareket olarak tanımlamak bugün itibariyle daha doğru olur. 79'da Humeyni'nin bir yorumundan bahsettiniz. Neydi Humeyni'nin bu yorumu? Aslında 1979 yılına kadar geleneksel Şii düşüncesine göre, akidesine göre aslında beklenen bir Mehdi vardı. Mehdi-i Muntazar. Mehdi-i Muntazar ve bir gün bu Mehdi gelecek ve bütün Müslümanları kurtaracak. Ama Humeyni bunu velayeti fakih teorisiyle, yani aslında daha aktif bir profil, bir
hukuk yorumcusu olarak bir profil çizmek suretiyle aslında beklemekten ziyade biz kendimizi bizzat kendi ellerimizle, bizzat kendi amellerimizle ve fiillerimizle aslında bir şekilde dünyayı değiştirebiliriz ve Şiilik bu dönemden itibaren çok daha aktif, çok daha reaksiyoner bir dini evet, düşünce şöyle bir düşünceleri var 12 İmam Şiasının. Madem ki Mehdi Muntazar gelecek ve devleti bu anlamda idare edecek, Müslümanları toparlayacak. Dolayısıyla o gelinceye kadar biz Şii inancına mensup Müslümanlar olarak devlet idaresiyle meşgul olmamız dinen caiz değil. Evet. Ama Hümeyni beklenilen bu Mehdi'nin gelmesi uzayınca evet, bu sefer bir anlamda ipleri eline almak istiyor. Velayet-i Fakih diye özetlediğiniz. Evet. O gelinceye kadarki süreçte biz geçici olarak bu yönetim işlerini de idare edelim. Aslında çok ciddi anlamda bir tırnak içerisinde reform gerçekleştiriyor ve evet, İran gibi hakikaten geleneklerine bağlı bir toplumda böyle bir düşüncenin reforme edilerek iktidara taşınması da epey bir takdir edilmesi gereken konu diye düşünüyorum. Evet. Bu anlamda iki hareketi de özellikle müntesiplerini daha canlı, daha dinamik, daha dışa dönük, evet, daha böyle yayılmacı bir vatandaş yapmayı düşündü diyorsunuz. Evet. Peki daha sonraki süreçte özellikle soğuk savaş sürecinde her iki ülkede hangi blokta yer aldılar? Bu genel girişten sonra şundan da biraz bahsetmek isabetli olur. Hem İran hem Suudi Arabistan ve genel olarak o bölge yani Basra Körfezi aslında dünya petrol rezervlerinin yaklaşık %50'sini oluşturuyor. Yani hem İran ile Suudi Arabistan arasındaki Irak, işte Yemen ve diğer Körfez ülkeler, Bahreyn, Katar gibi ülkeler, aslında Birleşik Arap Emirlikler aslında dünya enerjinin büyük bir potansiyelini oluşturuyor. Dolayısıyla bu anlamda ekonomik açıdan da her iki ülkede çok önemli olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Yani ister istemez petrol alıcısı Batı olduğu için mutlaka tabii, Batı ile ilişkilerini devam ettirmek zorundalar mı demek istiyorsunuz? Tabii. Yani şu anda mesela dünya ticaretinin büyük bir bölümü aslında enerjiye dayanıyor. Üretimin, ağır sanayinin yani bir şekilde fabrikalarının bir şekilde aslında petrole dayalı, enerjiye dayalı olduğu için aslında her iki ülkenin de önemi çok büyük olduğunu belirtmek gerekiyor. Soğuk savaş dönemine yavaş yavaş gelecek olursak aslında bu dönemde hem Suudi Arabistan hem de İran yeni ortaya çıkan modern devletler olarak aslında yönetimin şekli büyük ölçüde dış politikadaki davranışları da etkilediğini görüyoruz. Hem Suudi Arabistan hem İran ABD'nin oluşturduğu aslında Batı ittifakının çatısı şemsiyesi altında yer aldığını görüyoruz. İran'ın o dönemde İran'da Şah Rıza yönetim var değil mi? Evet. Şah Rıza yani henüz Pehlevi. İran İslam devrimi gerçekleşmemiş. Henüz değil tabii. Evet. 1979 yılına kadar İran'da ciddi Batı yanlısı bir Şah yönetimi vardı. Diğer yandan 1932 yılından itibaren petrolün keşfedilmesiyle birlikte ve özellikle Suudi Arabistan ABD ile geliştirdiği ilişkiler sayesinde Batı ittifakın çok önemli bir aktörü haline geldi. Ve bu dönemde yavaş yavaş 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada bir yanda Doğu bloğu ortaya çıktı. Diğer yandan ise Batı bloğu, ABD önderliğinde Batı bloğu ve hem Suudi Arabistan hem de İran ABD önderliğindeki Batı bloğunda yer aldılar. Yer almalarının temel bazı motivasyonları vardı. Hem İran'ın hem Suudi Arabistan'ın. Mesela bu motivasyonlar arasında
komünizme karşı bir refleksin oluşması. Zira Suudi Arabistan yani bu ABD dönemde... Yani her ikisini de komünizme karşı kendi yanında mı tutmak evet, istiyor? Evet, aslında hem ekonomik olarak enerji bakımından ama en önemlisi jeopolitik anlamda Sovyetler Birliği'nin Orta Doğu başta olmak üzere dünyanın değişik coğrafyalarda daha fazla güçlenmemesi için İran'ı ve Suudi Arabistan'ı kendi yanına çekti. Ama Suudi Arabistan'ın da İran'ın da aslında bu dönemde komünizm karşıtı bir refleks vardı. Bir temel motivasyon vardı aslında bu dönemde. Zira Şah aslında Batı yanlısı bir yönetim. Tam Batılı bir yönetim olduğu için kesinlikle Sovyetler Birliği'ne karşıydı. Diğer yandan Suudi Arabistan'ın bölgesel hegemonyasını devam ettirmesi açısından ve modern bir devlet olarak varlığını devam ettirebilmesi için mutlaka ABD'nin yardımına ihtiyacı vardı. Ve bu dönemde özellikle Orta Doğu'da Nasır, yani Mısır'daki Cemalettin Nasır'dan oluşan milliyetçilik rüzgarından ciddi anlamda tehdit algılıyordu Suudi Arabistan bu dönemde. Dolayısıyla o da Arap. O da Arap olmasına rağmen Suudi Arabistan'ın doğal olarak hem Suudi Arabistan hem Mısır hem diğer Orta Doğu ülkeleri aslında bir ulus devleti nihayetinde ve bütün bu ülkelerdeki temel motivasyon, temel hareket alanı bu ulus şartlardan oluşan fikirden yani hareket ediyorlar. Dolayısıyla her ülkenin de aslında bölgede bir üstünlük kurma çabası fakat söz konusu. Her iki ülkede de Amerika ile ilişkiler çok da böyle güllük gülistanlık gitmiyor. Arada böyle Amerika ile ilişkilerde bir takım sıkıntılar da yaşanıyor. Evet. Hatta problemler neredeyse donma noktasına da geliyor. İran'dan bir örnek vermek istiyorum. Mesela İran'da Musaddık yönetimdeyken petrolü evet, millileştiriyor. Evet. Petrol millileştirilince başta İngilizler ve aynı zamanda Hollandalılar olmak üzere orada bir devrim, ihtilal gerçekleştiriyorlar. Askeri bir darbe daha doğrusu. Evet. Askeri darbeyle Musaddık efendim alaşağı ediliyor. Millileştirilen petrol yeniden efendim uluslar arasılaşılaştırılıyor. Evet. Ya da bir başka ifadeyle sömürgeye uygun hale getiriliyor. Dolayısıyla bizim Orta Doğu ülkelerinde aslında Orta Doğu tabiri de Batılıların kullandığı bir tabir ama evet, sadece Galat'ı meşhur olduğu için darbeler tek başına darbe olarak değerlendirilmemeli. Suudi Arabistan'da da bir sıkıntı var değil mi benzer bu anlamda? Özellikle İsrail ile ilişkiler konusunda. Evet, yani bu dönemde mesela Filistin meselesi hem İran'ın hem Suudi Arabistan'ın İsrail'le olan ilişkiler aslında önemli bir unsur ortaya çıkıyor. Bu dönemde İran Şah döneminde İsrail'le çok yakın ilişkiler kuruyor. Türkiye'den sonra İsrail'i tanıyan bölgesel anlamda ikinci ülke konumunda ve hem ticari olarak hem ekonomik olarak hem askeri olarak bu dönemde İran'la İsrail arasında çok ciddi bir yakın ilişkiler var. Tabii İran bu dönemde İsrail'le olan ilişkilerinin temel motivasyonu sadece aslında ekonomik çıkar değil, aslında tarihsel olarak Arap ülkelerinden algıladığı tehditten dolayı. Mesela bu dönemde Arap ülkeleri, Suudi Arabistan olsun, Mısır olsun, Suriye olsun, aslında İran'daki Araplardan oluşan Ahvaz bölgesinden yani Huzistan bölgesinin aslında bir Arap toprağı olduğunu ve mutlaka bir gün Araplar tarafından fethedilmesi gerektiğini düşünüyorlardı. Bunun için aslında İsrail'in ve Arap olmayan bir ülkenin kurulması Şah tarafından aslında uygun görülüyordu. Ama Şah İsrail'le olan ilişkiler yine de bir dengede tutmak zorundaydı. Zira özellikle bu petrol ambargo, petrol krizinden sonra ve 1973 yılından sonra
İran içinde ciddi bir Arap muhalefeti oluşmaya başladı. Halkın mücahitleri gibi Filistin Kurtuluş Örgütü'nden askeri olarak eğitilen mücahitler oluşmaya başladı ve bu dönemden itibaren Şah aslında bir denge politikası yürütmeye çalışıyor. Diğer yandan Suudi Arabistan 1973 yılındaki petrol ambargosuna katılıyor ve Batı'ya karşı özellikle Filistin'den dolayı Batı'ya karşı bir koz olarak kullanılabileceğini düşünüyor. Yine de bu dönemde aslında asıl olan şu, petrol fiyatları çok ciddi anlamda yükseliyor ve hem Suudi Arabistan hem İran aslında bu krizden en çok faydalanan iki ülke ve Filistin'e olan aslında yaklaşımda çok fazla bir değişikliğin yaşanmadığını görülüyor. Bu dönemde Soğuk Savaş döneminde özellikle somut olarak ABD Başkanı'nın Nixon'un çifte sütun politikaları var. Nixon'un aslında politikası ABD'nin fiili olarak müdahalesi olmadan bölgede Suudi Arabistan ve İran'ın müdahale sayesinde aslında bir şekilde bölgesel sorunların çözümünü öngörüyordu. Bunun için Nixon aslında... Ne anlayacağız bu çifte sütun politikasından? Çifte sütun aslında iki ana ülkenin, yani bir yanda İsrail, diğer bir yanda İran, diğer yandan Suudi Arabistan'ın bir müttefik haline belirlemek suretiyle aslında bu iki ülke üzerinden bölgesel bir dizayn oluşturmak ve olası krizlerin bölgede, olası çatışmaların bu iki bölgesel ülkenin... Peki birbirine düşman bu iki devleti hangi havuç politikasıyla aslında, bir potada buluşturdu? Aslında kuruluş döneminde hem Suudi Arabistan hem İran'ın birbirine çok fazla bir düşman olarak tanımlamadılar. Mesela 1930 yılında ilk defa İran Cidde'de bir konsolosluk açılıyor ve ilk dönemde aslında bir topraksal anlamda bir çekişme var ama özellikle Sovyetler tehdidinden oluşan problemler iki ülkeyi birbirine yaklaştırdı ve mesela 1960'lı 70'li yıllarda Yemen'de olan iç savaşta Suudi Arabistan ciddi anlamda zor durumda kalmaya başladı ve Suudi Arabistan'la birlikte İran Nasır destekli ayrılıkçılara karşı Suudi Arabistan ve İran Husilere destek verdi. Aynı şekilde somut olarak İran'ın ve Suudi Arabistan'ın fiili bir işbirliği Umman'da da görülüyor. Bu dönemde Umman'da bir Zufar kentinde, şehrin bölgesinde oluşan bir komünist isyan söz konusu. Aynı şekilde bu isyanı Nasır da destekliyordu. Bu tehdide karşı ortak bir şekilde Suudi Arabistan'la İran bu birlikte aslında bastırdılar. Geçmişte beraber evet, işbirliği yaptılar diyorsunuz. Aslında 1979 yılına kadar bir birliktelik söz konusu ama yine de iki ülke arasında bazı çatışma alanları da vardı. Mesela Bahreyn. İkisinin de krallıkla yönetilmesi bunda evet, bir şey olabilir mi? Aslında monarşi, bölgede statükocu olmaları, bir şekilde ekonomilerin benzer yanları aslında bir şekilde olumlu bir ilişkinin oluşmasını sebebiyet verdi. Anladım. Birbirlerine üstünlükleri var mı bu iki devletin? Birbirine aslında askeri olarak ABD'nin her iki ülkeye yaptığı yardımlar 1970'li yıllarda mesela
Şah yönetimindeki İran'a yaklaşık 170 F-16 savaş uçağı satıyor. Ama Suudi Arabistan'ın altyapısı müsait olmadığı için bu dönemde Suudi Arabistan'a bu tür silah satışı gerçekleştirilemiyor. Ve bu dönemde Şah'a yapılan askeri yardımlar, aynı şekilde Şah'ın bu dönemdeki asıl isteği de nükleer bir güç olması ve bir şekilde Şah aslında belli bir yere kadar o nükleer gücünü getirebiliyor. Ama diğer yandan ABD'nin Suudi Arabistan'a yaptığı askeri yardım ve silah satışı çok fazla olmuyor. Çünkü Suudi Arabistan'ın hem insani unsuru, insani kaynaklar hem de altyapı şartları müsait olmadığı için aslında bir şekilde İran askeri olarak bir üstünlük kazanıyor. Suudi Arabistan ise geri kalıyor ve böylece aslında 70'li yıllarda Şah yönetimindeki İran aslında bütün bölgede istikrarını yalnız kendisi yönetebileceğini, sağlayabileceğini düşüncesine varıyor ve özellikle bu dönemde artık eski sömürgeci güçlerden olan yani İngiltere'nin yavaş yavaş çekilmesiyle birlikte Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait olan 3 adanın ihtilafı ortaya çıktı. İran, Bahreyn'in tarihsel olarak kendisine ait olduğunu ve Basra Körfezi'ndeki hakimiyet Bahreyn üzerinde sağlayabileceğini iddia etti. Aynı zamanda 71 yılında İngiltere'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki 3 adalardan çekilmesiyle birlikte İran hemen müdahil olmak suretiyle hakimiyet sağladı ve bu dönemde aslında bir yanda işbirliği devam ederken diğer yandan aslında yavaş yavaş daha somut bir rekabetin ortaya çıkmasına sebebiyet verdi. Anlattıklarınızdan şunu anlıyorum. Özellikle İran, Şah bir taraftan Amerika ile birlikte işbirliği yaparken bir taraftan da nükleer çalışmalarını da devam ettiriyor. Yani evet. Bir gün kendilerini Batı'nın özellikle ABD'nin bırakabileceğinin de düşüncesini taşıyorlar değil mi her iki ülkede? Aslında tabii özellikle yani ama İran'ın... isterseniz buna reklamlardan sonra tamam. Devam edelim. Tamam. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara, aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeryüzü Notları programı devam ediyor. Değerli izleyenlerimiz, aradan sonra tekrar beraberiz. Suudi Arabistan-İran rekabetini konuşuyoruz. Konuğumuz İnsamer İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Orta Doğu Araştırmacısı Riyad Domazeti. Aradan önce şu soruyu sormuştum. Her iki ülke de her ne kadar ABD ve Batı ile işbirliği yapsalar da, mesela İran örneğinden hareketle, bu arada nükleer çalışmalarını da alttan alta devam ediyorlar. Acaba kendilerini Batı'nın terk edebileceği düşüncesini sürekli hafızalarında tutuyorlar mı demiştim. Aynı soruyu bir kez daha soruyorum. Hakikaten bu hafızalarda duruyor mu sürekli? Aslında her bir ulus devlet olduğu gibi Suudi Arabistan'da, İran'da her ne kadar arka planda bir dini ideoloji olsa da nihai nokta itibariyle aslında her iki ülkenin bir ulus devleti ve sonuçta refleksler itibariyle, hareket ettikleri nokta itibariyle ulustur. Yani pragmatizmdir, rasyonalizmdir ve çıkardır. Evet. Nihai kavram itibariyle. Bunu şu örneklerle biraz delillendirebiliriz. Mesela Suudi Arabistan bugün ABD ile çok iyi ilişki içindedir ama her konuda ABD'ye güvenmez. Aynı zamanda mesela Kral Selman bir yıl önce kadar Rusya'yı ziyaret etti. Bir yıl, bir buçuk yıl öncesine kadar aynı şekilde Japonya, Asya ülkelerini ziyaret etti. Mesela İran şu anda Rusya ile çok yakın ilişki içindedir ama aynı zamanda Ruhani döneminde Batı ile
P5+1 nükleer müzakereler söz konusu. Dolayısıyla ülkeler her ne kadar belli ülkelerle, belli devletlerle iyi ilişkiler içinde olsalar da her zaman bir bağımsızlaşma alternatif arayışı söz konusu. Dolayısıyla bu dönemde aslında hem Suudi Arabistan'ın hem de İran'ın esas çekindiği nokta bir gün ABD'nin bölgeden çekilebileceğini ve bir şekilde boşlukta kalabilecekleri düşüncesi her zaman mevcuttur. Zira her iki ülkede hem askeri olarak hem güvenlik anlamda ABD'ye büyük ölçüde bağlı ve ABD'nin aldığı kararlar dünyadaki uluslararası ilişkilerdeki gelişmelerde büyük ölçüde ABD'ye bağlı olmalardan dolayıdır. 79'da Hümeyni ile birlikte İran'da İslam devrimi gerçekleşti, evet. Ve Amerika ile ipler koptu. Özellikle 52 öğrencinin Amerika Büyükelçiliğini 444 gün efendim 52 Amerikan personelini öğrencilerin rehin almaları, evet. Bu anlamda özellikle ABD'de Orta Doğu ve İran politikası deyince hafızalarında hep bu 444 gün var. Evet. İpler gerildi, ambargo uygulandı, fakat bir gariptir ki daha sonra anlıyoruz ki ambargo her ne kadar kağıt üzerinde varsa da fiilen yine silah satışı devam etmiş. Evet. Özellikle Reagan döneminde, evet. Ve başka şekilde de devam ediyor. Daha sonra biraz Obama döneminde yumuşamalar oluyor ve Ruhani zannediyorum ABD ziyaretini gerçekleştiriyor. Orada böyle bir durum söz konusu. Evet. Peki İran'ın ABD ile ilişkileri Arap Baharı'na kadarki süreçte az önce bahsettiğim anlamdan size göre uygunsa nasıl bir seyir izledi? İran aslında 1979 yılında aslında dünya tarihinde, dünya siyasal hayatında çok büyük bir değişikliğe sahne oldu. Çok güçlü bir rejim vardı. Batı'nın desteklediği bir Şah rejimi söz konusuydu. Aslında Şah sadece kendi güvenliğini değil, bütün Orta Doğu bölgesinin de güvenliğini sağlayabileceğini düşüncesiydi. Yani Şah aslında çok büyük bir özgüvenine sahipti, ama tarihin kaderi, tarihin bir belirlemesi olarak Şah 1979 yılında halkın büyük bir gösterilerine karşılık vermekte aciz kaldı ve Şah ülkesinden kaçmak zorunda kaldı. Bu dönemde Hümeyni önderliğinde İslami söylemle, İslami bir yöntemle, İslam'ın aslında uluslararası ilişkiler dahil bir çözüm, bir alternatif olabileceğini düşüncesini ortaya koyan Hümeyni Şah'ı alt etmeye başardı. Bu dönemdeki ilişkiler aslında çok büyük bir radikal bir değişikliğe yol açıyor İran'da. Bu dönemdeki İran'ın yeni söylemi aslında anti-emperyalizm, yeni dünya düzeni, büyük ve küçük şeytan gibi, Amerika'yı büyük şeytan, Rusya'yı da Sovyetleri de küçük şeytan olarak tanımlamak suretiyle üçüncü bir yol, yani insanlığa uluslararası ilişkilerdeki yeni bir alternatif, yeni bir paradigma ortaya koymaya çalışıyordum. Bu dönemde ABD'nin İran'a bakışı şu şekilde oldu. Aslında İran'da son yıllarda, 70'li yıllardan itibaren sol bir hareketin, yükselişte olan bir sol hareketi söz konusu. Ve İran'ın aslında bir çözüm, bir çözümde, bir tercihte bulunmak zorundaydı. Ve ABD'nin ana mantığı şunu oluşturuyordu. Aslında İran'ı solcular yönetmekten ziyade İslami bir arka planla bir yönetimin olması bizim için daha elverişli, daha iyi olur düşüncesindeydiler. Ve bu dönemde biliyorsunuz Suudi Arabistan'ın teşvikleriyle ve askeri ve maddi destekleriyle Irak
İran'a karşı 1980 yılında hemen devrimden sonra bir savaş açtı ve bu dönemde İran'la Suudi Arabistan arasında çok ciddi anlamda bir gerileme dönemi başladı. Zira Hümeyni'nin ana söylemlerden bir tanesi de devrim ihracı söylemiydi. Devrim ihracı başta Körfez ülkeleri olmak üzere İslam topraklarında, İslam coğrafyalarında aslında devrimin ihraç edilmesi gerektiğini düşünüyordu Hümeyni ve aynı doğal olarak Suud'da da var değil mi? Evet, yani zaten düşünce ihracı. Tabii Vehhabiliği veya Selefi düşüncesini İslam dünyasında hakim kılmak, bu dönemde Şiiliği yani devrimi hakim kılma düşüncesi Hümeyni'de. Ama Suudi Arabistan'ın bir önleyici hamle olarak 1980 yılında Saddam Hüseyin'i de teşvik etmek suretiyle İran'a karşı bir savaş açıldı. Sözünüzü kesiyorum ama vakitle alakalı biraz sıkıntımız var. Biraz hızlı devam etmek adına. Vehhabilikle alakalı Muhammed bin Selman ABD ziyaretinde gazeteciyle yaptığı bir röportajda Suud'da evet. Vehhabilik diye bir şey yoktur. Biz Suudi Arabistanlılar olarak Sünni Müslümanlarız. Suudi Arabistan'da Sünniler ve Şiiler var diyerek bir cevap verdi. Vehhabilikten vaz mı geçiyorlar? Suudi Arabistan'da şu anda özellikle Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın çok ciddi anlamda daha önce hiç görülmemiş bazı reformlarının yaşandığını müşahede ediliyor. Mesela kadınların toplumdaki statüsünden dini yorumuna kadar çok ciddi anlamda bir değişim söz konusu. Tabii ki Muhammed bin Selman'ın özellikle son bu süreçte ABD'ye gidip yaklaşık 2 hafta orada kalması, çeşitli görüşmeler yapması, çeşitli çevrelerle görüşmesi ve farklı gazete ve televizyonlarda röportajlar vermesi ve bu röportajlardaki aslında verdiği mesajlar Suudi Arabistan'ın şimdiye kadar alışılmışın çok dışında çıkarak aslında çok yeni bir şey ortaya koyuyor. Tabii bu yapılan açıklamalardan en ilginci belki de aslında Vehhabiliği biz sadece ABD'nin ve Batı'nın tavsiyesiyle kullandıklarına dair yaptığı açıklama çok enteresan bir açıklamadır. Yani şunu anlıyorum. Yani siz anlıyorum. İstediniz biz uyguladık mı demek istiyorlar? Yani evet öyle diyor. Bu çok önemli bir açıklama aslında olduğunu. Tabii Suudi Arabistan biraz tarihi bir hafızadan yoksun bir ülke. Çok yeni bir ülke, modern bir ülke. Ve ülkenin şu andaki kurucu jenerasyonun bir değişime gittiğini görüyoruz. Doğal olarak Muhammed bin Selman çok genç bir 32 yaşında ve fiili olarak aslında yönetime sahip olduğunu görüyoruz. Bütün bu unsurları bir araya getirdiğimiz zaman, büyük bir resmi okumaya çalıştığımız zaman aslında şeklen çok büyük bir değişimin yaşandığını ama zihinsel olarak ve fiili olarak bu değişimin arazide ne kadar karşılığı olacağını ve nasıl yansıyacağını aslında bundan sonraki Suudi Arabistan'ın bundan sonraki evrileceği sürecini nasıl yansıyacağını aslında esas konuşmamız zaman meselelerden. Gösterecek. Sizin bir makaleniz var Suudi Arabistan-ABD ilişkileri diye daha önce yayınlanmış. O makalede okuduğum kadarıyla sanki Suudi Arabistan iç politikada şeriatı uygularken dış politikada oldukça laik bir görüntü sergiliyor. Evet aslında doğru mu anlamışım? Doğrudur. Baştan beri dediğimiz bir şey var. Sonuçta Suudi Arabistan her ne kadar motivasyon itibariyle, iç politikalar itibariyle bir dini bir ideolojiye sahip olsa da dış politikada çok pragmatist bir ülke olduğunu, çok rasyonel bir ülke olduğunu ve milli çıkar ne gerekiyorsa ona göre hareket ettiğini
görüyoruz. ABD ile olan ilişkiler de aslında bu çerçevede okunması gerekiyor. Zira Suudi Arabistan hem güvenlik bakımından, hem askeri bakımından, hem ekonomik olarak, hem iç güvenliği bakımından ABD'ye büyük ölçüde bağlı olduğunu belirtmek gerekiyor. Peki Amerika Birleşik Devletleri özellikle genel olarak Arapları ama özellikle Suudi Arabistan'ı İsrail konusunda inançları ve bugüne kadarki uygulamalarına ters bir şekilde onunla ciddi anlamda ilişkiye zorluyor. Hatta hocaları üzerinden işte İsrail'in tırnak içerisinde orada vatan edinmesinin bir hak olduğuyla alakalı bir takım fetva diyebileceğimiz cümlelere kadar olay vardırılıyor. Burada biraz daha şöyle bir soru üzerinden gitmek istiyorum. Acaba ABD Türkiye'yi, İsrail ilişkilerinde Türkiye'yi tırnak içerisinde gözden çıkardığı için bunun yerine Suudi Arabistan'ı mı İsrail'i muhafaza anlamında öne sürmek istiyor? Aslında şu anda tabii ki çok farklı bir konjonktürdeyiz. Türkiye'nin özellikle 2012 yılından itibaren çok daha bağımsız, daha otokton, daha yerli ve milli dış politikadaki politikalar geliştirmeye çalışıyor. Tabii ki bunun şu andaki siyasal yöneticilerin de Türkiye'deki zihni ve kültürel altyapılarındaki değişim de aslında Türkiye'nin çok daha bağımsız bir politika izlemek istediğini ve doğal olarak aslında ABD ile olan ilişkilerde yansıdığını görüyoruz. Türkiye'nin gerek Suriye'de, gerek Mısır'da, gerekse Irak'ta, gerekse genel olarak bölgede daha komşuluk bir entegrasyonun mümkün olabileceğini düşünüyor. Bunun bir Trump sendromu olarak mı yoksa hakikaten ABD derin devletinin de bu anlamda bir yön kayması olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bir soru daha sormak istiyorum. Çünkü Suudi Arabistan gibi çok da böyle sizin de az önce ifade ettiğiniz anlamda köklü bir geçmişi olmayan bir devleti acaba bu anlamda Türkiye'ye tercih edebilir mi? Şimdi aslında Türkiye'nin yerine Suudi Arabistan'ı ikame etmek çok mümkün değil. Hmm. Türkiye'nin hem jeopolitiği, hem insan unsuru, hem taşıdığı kültürel ağırlığı, hem Osmanlı gibi bir imparatorluk tecrübesine sahip olması ve buna bağlı olarak geliştirebileceği reaksiyonlar Suudi Arabistan'la kıyaslamak mümkün değildir. Yani şu anda ABD ile Suudi Arabistan ciddi bir ilişki var. Doğru, fakat Suudi Arabistan'ın da böyle hani bu prensin de ağzından Türkiye'nin hiç hoşuna gitmeyecek sözler çıkıyor. Sonra yanlış anlaşıldım, onu kastetmedim filan diyor. Ama bakıyorsunuz evet hakikaten onu kastetmiş. Türkiye bunları nasıl görüyor? Aslında Türkiye şu anda tabii prensin yaptığı bazı açıklamalar çok hoş değil aslında. Hem Suudi Arabistan-Türkiye ilişkiler arasından çok hoş olmayan bazı açıklamalar, sözler ve tarihi perspektifinden uzak bir açıklamalar. Ama Türkiye'nin şu anda yaptığı bir tercih var. O da sessiz kalmak ve bu anlamda bence Türkiye'nin yaptığı bu sessizlik, aldığı bu pozisyon bence doğru bir pozisyon. Bekle gör politikası. Ondan ziyade aslında Suudi Arabistan'ın bir değişim, bir geçiş sürecinde olduğunu ve Suudi Arabistan'daki bu yeni elitin, yönetici elitin çok genç yaşta olduğunu ve belki bazı şeylerin, bazı gerçeklerin anlaşılması için biraz zamanı ihtiyacı olduğunu aslında Türkiye biliyor, Türkiye anlıyor. Bunun dışında orada mesela başta Veliaht Prens
olmak üzere yeni ve genç nesillerin, jenerasyonun aslında Türkiye karşı geliştirdiği bu refleksin halk tarafından aslında bu benimsenmediğini, halkın bunu aslında bir şekilde karşı çıktığını Türkiye biliyor ve bu tarihi ve kültürel ilişkiler perspektifinden Türkiye aslında doğru bir pozisyon aldığını, zira daha fazla karşılık vermek, daha fazla ipleri koparmak demektir. Biraz önce bahsettiğiniz o Amerika'daki prensin açıklamalarının toplumda ne kadar yer bulacağı, ne kadar karşılık bulacağı ile ilgili düşüncelerinizi biraz daha açmanızı istiyorum. Bu arada peki bu bakış açısı değişikliği ve tırnak içerisinde devlet olmanın, ulus devlet olmanın getirdiği karşılıklı menfaat ilişkisini Suudi Arabistan İran'la da yapamaz mı? İyi anlamak gerekiyor. Dediğimiz gibi bir ulus olmanın ötesinde Suudi Arabistan aslında bir aileden yönetiliyor ve devletin mantığında kabilecilik mantığı, kültürü var aslında. Bu önemli bir veri. Zira mesela Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yaklaşım biçiminde bu unsurlar çok dikkatle analiz edilmesi gerekiyor. Çok dikkatli bir şekilde aslında takip edilmesi gerekiyor. Ve Suudi Arabistan-Türkiye ilişkiler bağlamında dediğimiz gibi aslında halklar olarak, iki kardeş halk olarak, iki dost halk olarak diye tanımlamak mümkündür. Mutlaka hem Türkiye'de hem Suudi Arabistan'da yöneticilerin tercihleri bazen çok farklı yönde olabilir. Ama uzun vadede Türkiye ile Suudi Arabistan arasında, hatta Türkiye ile bölge ülkeleriyle Suriye olsun, Irak olsun, Yemen olsun, Suudi Arabistan olsun bir bölgesel entegrasyonun mümkün olduğu onu altını çizmek gerekiyor. Özellikle Türkiye'nin insani kaynaklar, sanayideki başarılar, ekonomideki atılım gücü ve Suudi Arabistan ve Suriye, Irak'taki altyapı ve üst yapıdaki kaynakları ile birleştirince aslında bölgede çok önemli bir enerjinin ortaya çıkabileceğini. Anladım. Sözünüzü kesiyorum ama kusura bakmayın. Şimdi özellikle Şii Hilal konusu var. Suudi Arabistan'ın efendim Yemen'de, işte diğer Körfez ülkelerinde karşılıklı mücadeleler söz konusu. İran'ın silah alması var, Suudi Arabistan'ın silah alması var ve bu silahlar neticesinde geçmişte yaşanan İran-Irak Savaşı'nda binlerce insanın ölümü var. Peki son bir dakikamız ancak kalmış. Peki hiç mi bu geçmiş tarihe bakarak karşılıklı silahlar patlatıldığında bu kadar ölüm oluyor, bu tarih okunarak hiç önde ileride barış görülmüyor mu iki devlet arasında? Aslında tabii bölgesel konjonktürün büyük bir unsur olduğunu, güç olduğunu belirtmek gerekiyor. Ama geçmişte olduğu gibi, Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi, mesela Suudi Arabistan, İran arasında ciddi bir yakınlaşma söz konusuydu. Biraz önce dediğimiz gibi Yemen'deki işbirliği, Umman'daki Zufar isyanındaki işbirliği, bölgesel anlamda genel olarak bir işbirliğin varlığından biz haberdarız bugün. Tabii olarak illa işte Nixon'un politikaları gibi iki ülkeyi birleştirmesi gerekli olmasın, gönül ister ki kendileri otursunlar aslında bir diyaloğun mümkün olduğunu. Bugün de bu farklılıkları aslında karşılıklı ziyaretler çok zor mu hala yapılsa? Aslında yapılmış şu anda diyorum çok zor değil.
çok zor değil. Aslında mesela son bir örnek verecek olursak... Son cümlenizi alayım. Evet. Reji sıkıştırıyor. Son mesela 4-5 yılda Türkiye-İran arasında ciddi bir rekabet vardı. Ama 5-6 ay önce İran'ın Genelkurmay Başkanı Ankara'yı ziyaret etmesiyle birlikte birden aslında ilişkiler çok farklı bir evreye döndü. Suudi Arabistan-İran ilişkilerinde de aslında bir bölgesel diyaloğun, bir bölgesel barışın ve entegrasyonun mümkün olduğunu belirtmek gerekiyor. Çok teşekkürler. Teşekkür. Değerli izleyenlerimiz, konuşmacımızın anlattıklarından hareketle aslında karşılıklı iki ülkenin oturarak hem kendi geleceklerini hem de bölgesel halkların geleceklerini birlikte konuşabilecekleri mümkün. Biraz idarecilerin bu konuda özellikle batılı ve doğulu Müslüman olmayan ülkelere gösterdikleri müsamahayı kendilerine, kendi aralarında da gösterebilirlerse bu barışın hiç de uzak olmadığını anlıyoruz. Umarım daha fazla kan, daha fazla gözyaşı dökülmeden bu barış bizim görebileceğimiz bir tarihte gerçekleşir. Haftaya bir başka konu ve bir başka konukla tekrar karşınızda olmak ümidiyle hoşça kalın.